Gezegenimiz Dünya ve Güneş sisteminin tek yıldızı olan, Güneş'in yansıması olduğuna inanılan, bir yıldız ile öte gezegen keşfedildi. Engadget'ta yer alan habere göre keşif, Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nde görevli, uzmanlar tarafından yapıldı. Kepler-160 olarak adlandırılan yıldız ile, KO-456.04 ismi verilen gezegenin, daha önce bilinen öte gezegen yıldız çiftinden çok daha fazla, Dünya-Güneş sistemine benzediği belirtildi. Yıldız ve öte gezegenin, Dünya'ya 3000 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu, gezegenin Dünya'nın iki katı olduğu kaydedildi. Cüce yıldız Kepler-160'ta da yüzey sıcaklığı, 5200 derece hesap edildi. Yeni keşfedilen Güneş'in yüzey sıcaklığının, 5500 derece olduğu biliniyor. Dünya'dan 3000 ışık yılı uzaklığındaki, Güneş benzeri bir yıldız olan Kepler-160'ın sisteminde, 3 gezegene sahip olduğu düşünülüyordu. Ancak araştırmacılar, 4. bir gezegenin olduğunu düşünüyorlar. KO-456.04 gezegeni, Dünya dışında yaşanabilir bir öte gezegenler araştırmalarında, belki de en iyi adayı bulduğumuza dair yeni bir umut yeşertti. Ayrıca yeni bulgular, Kepler-160 ve Güneşimiz gibi yıldızların etrafında dönen gezegenleri aramak için, daha fazla zaman ayrılması gerektiğini gösteriyor. Yeni bir araştırma Kepler-160'ın yörüngesindeki, yeni bir dış yani öte gezegene işaret ediyor. Almanya'daki Güneş Sistemi araştırması için, Max Planck Enstitüsü'nden astrofizikçi Rene Heller'in liderlik yaptığı bir çalışmada, incelenen Kepler-160'ın çevresinde, KO-456.04 isimli gezegeni keşfetti. Araştırmacılar, KO-456.04 isimli gezegen ile Kepler-160 arasında, Dünya ve Güneş'inkine benzer, bir yörüngesel ilişki olduğunu belirtiyor. Buna göre aralarındaki bir tam yörünge turunun, 378 gün olduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni gezegen, Dünya'nın Güneş'ten aldığı ışığın, yaklaşık %93'ü kadarını kendi yıldızından alabiliyor. Yeni keşfedilen bir gezegen olan KO-456.04, Dünya'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde olabilir, ancak kütlesinin yarısı kadardır ve potansiyel olarak, geniş bir atmosfere tutunmasına izin verir. Yerel yıldızdan gelen ısının su için, ne çok sıcak ne de çok soğuk olmadığı Goldilocks bölgesinde, iyi bir konuma sahip olan KO-456.04, göllere, nehirlere ve hatta okyanuslara ev sahipliği yapabilir. Yaşanabilir bölge olarak da bilinen bu bölge, sıcaklıkların yaşamın gelişimine daha uygun olduğu yerdir.